İhracatçılar Birliği'ni ziyaret etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlıyor, bakalım. Sizlerin de takip ettiği gibi şehit aileleri ve gazilerimizle bir araya gelmiştik. Bugün de Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin de üyesi olan Ege İhracatçıları Birliği'ni ziyaret ettik. Kendileriyle, yöneticileriyle çok verimli bir buçuk saatlik bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıyla ilgili partimizden görevli arkadaşlar gerekli kayıt 1 dakika sonra sizinle o videoyu da paylaşacaklar. İzmir'in yarınlarını konuştuğumuz ve Cemil Başkan'ın yönetiminde, 30 belediye başkanımızın yönetiminde İzmir için ne yapabiliriz? İzmir'in sanayisi için, ticareti için, ihracatı için ne yapabiliriz? Bunları konuştuğumuz her iki taraf için de heyecan ve umut veren bir toplantıyı gerçekleştirmiş olduk. Bundan sonra önümüzdeki bugünkü programımızı zaten biliyorsunuz. Pazar günü de 5 ilçemizde olacağız. Önümüzdeki hafta içinde programı netleştirmeye çalışıyoruz. Ama bir gün daha İzmir'e gelmeyi değerli belediye başkanlarımızla birlikte yerel seçim çalışmalarını sürdürmeyi düşünüyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorularınız varmış sanırım. Şimdi en büyük anket 31 Mart günü yapılacak. Seçim yaklaştıkça artık hani anket söylemek biraz da böyle seçmeni yönlendirmeye yönelik oluyor. Ama son değerlendirmemden bugüne daha kötü bir anket görmediğimi, her gördüğüm anketin daha iyiye gittiğini söyleyebilirim. 31 Mart tarihinde İzmir'de bir büyük başarı yakalayacağız ve İzmir'in beklediği değişimi, dönüşümü gerçekleştireceğiz. Bundan önceki dönemde görev yapan belediye başkanlarımız konvansiyonel belediyecilik anlamında üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptılar. Ve daha önce de söylemiştim, bu belediye başkanları Türkiye'nin herhangi bir coğrafyasında da yüksek memnuniyet oranlarına ulaşabilecek belediye başkanlarımız. İzmir'de İzmir Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet'e ve ülkesine çok şey veren bir kent. Biraz önce konuştuk, örneğin Ege bölgesinde 6,5 milyarlık Ar-Ge'nin 3,5 milyarı sadece İzmir'de yapılıyor. Mesela Türkiye ithalatı ihracatından fazla bir ülke. Bu bir sorun. İhracatın ithalatı karşılama oranı Türkiye'de %70, İzmir'de %205. Pardon, Ege bölgesinde %205, İzmir'de %300'ün üzerinde. Şimdi bu rakamları gördüğünüzde İzmir ülkeye bu kadar çok şey veriyorken ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu kadar önemli bir destek veriyorken çok üst düzeyde hizmetler bekliyor. Bununla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi daha önce Avrupa Birliği'ndeki ilgili raportörlerin de Türkiye'deki konudaki en iyi belediye olarak tanımladıkları Karşıyaka Belediyesi ve Belediye Başkanımız Cemil Tugay'ın sürdürülebilir kalkınma noktasında Avrupa Birliği standartlarında tam sağlamış, hatta ilerisinde olan bir belediyeyi yönettiğini görmemiz lazım. İzmir'in bundan sonraki süreçte doğasıyla, çevresiyle, sanayi emek varışıyla, tarihiyle İzmir Türkiye'nin göz bebeği bir kenttir ama gerçekten bir marka şehir olarak dünyadaki diğer marka şehirlerle yarışacak ve Türkiye'nin dünyada turistler tarafından en çok tercih edilen ulaşımıyla, havasıyla, suyuyla, deniziyle hepimizin göğsünü kabartan bir şehir olarak çok iyi bir noktaya getireceğimiz bir iddiaya sahibiz. 30 belediye başkanından 9 tanesinin kadın olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Bugüne kadar sadece 6 kadın belediye başkanımız olmuştu. İzmir kadın erkek eşitliğinin, kadınların özgürlüklerinin bu kadar üst düzeyde olduğu ve bunları Cumhuriyet'e borçlu olan bu kente borcumuz bir dahaki seçimlerde 15 kadın belediye başkan adayıdır. Her koltuğun biri erkeğe ise biri kadına olmalıdır İzmir'de. Şu anda 9 çok iddialı ve hepsi seçilecek yerden kadın belediye başkanımızı İzmir'in kadınlarına ve kadın haklarına saygılı erkeklerine emanet ediyoruz. 40 yaş altında 12 tane belediye başkanımızın vizyonlarıyla dünyadaki marka şehirlerle yarışacak bir İzmir'i, İzmir'in yeni devrimini gerçekleştireceğiz. İzmir Cumhuriyet için ilk kurşunun atıldığı, milli mücadeleye son noktanın konulduğu yerdir. Birinci yüzyılda çok önemli işler başardık. İkinci yüzyılda
büyük ikinci yüzyıldaki hem belediyecilik noktasında hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara yürüyüşü noktasındaki en büyük atılımı ve devrimi yine İzmir'den başlatıyoruz. Sayın Genel Başkan, Sayın Hamdala bir önceki gerçekleşen toplantıda bazı ifadelerde bulundu. Sizin panik halinde olduğunuzu, İzmir'i bir alay akımı kadar konuşmanızın manidar olduğunu ve işte manidar olduğunu ve İzmir'in dayatmaya gelmeyeceğini ifade etti. Bu ifadeler hakkında... Şimdi ben panik halinde rozetimi mi çıkarmışım? Rozetimden mi utanmışım? Panik halinde bıyıklarımı mı inceltmişim? Panik halinde genel başkanımın resimlerinden mi kaçmışım? Panik halinde ben aslında onlardan değilim, size benziyorum mu demişim? Düne kadar içki yasaklarının konulduğu gün mecliste içki yasağını, saat yasağını, içki yasağını en sert savunan kişiyken meyhanelerin olduğu sokaklara panik halinde girip klipleri ben mi çektirmişim? Kim panik halindeymiş? Ama ben Hamzada hakkında çok konuştuğumu bilmiyorum ama Hamzada benimle konuşmak istiyor. O yanlış anlamış. Beni acil ara diyen genel başkan ben değilim. Kendi genel başkanı. Hamza, Tayyip Bey'i acil ara. İzmirlilere benziyormuşsun, kızıyor. Olmadık işler yapıyormuşsun, kızıyor. Ve şu kadarını söyleyelim. O Hamza beni acil ara esprisine tahammül edemeyip 4 tane genci apar topar gözaltına aldırtan Hamza Dağ'ın mensubu olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi niyetidir. Dayatma dediğiniz budur. 4 genç, Hamza beni acil ara esprisini yapsa ne olur? İzmir gençlik kolları çıksın, Özgür beni acil, Cemil beni acil ara Özgür yazacak da ben de diyeceğim ki bunları gözaltına alın. Ben espriyi anlamaya çalışırım, o espriye espriyle cevap vermeye çalışırız. Bu olmayacak bir iştir. İzmir dayatmaya gelmez diyor. Türkiye'ye yaşam biçimi dayatmasını kimler hangi coğrafyalarda yapıyor bir baksınlar. Bir de İzmir kime ne dayatmış ona baksınlar. Bugüne kadar yönettiğimiz İzmir'de inanç özgürlüğü noktasında kime ne dayatmışız biz? Kim ibadetini yaparken engellenmiş, kim bir yaşam biçimine zorlanmış, kim rahatsız edilmiş? Bir kişi çıkıp da Cumhuriyet Halk Partisi'nin demokrasisinin başkenti İzmir'e bize kendi yaşam biçiminizi dayattınız diyebilir mi? Ama bir de onların yönettiği kentlere bir gidin bakın bakalım. Onların yönettiği kentlerde örneğin birçok büyük şehirde bırakın yerli turisti, yabancı turistin alkol alarak yemek yiyebileceği bir tek mekan yok. Alkol ruhsatı vermemekle övünüyorlar. Siz kimi kandırıyorsunuz? Hangi büyük şehriniz yıllardır yönettiğiniz büyük şehirlerinizde alkol ruhsatlı lokanta açılabiliyor? Yabancı turistin geleceği Kayseri Belediyesi alkol ruhsatlı lokanta açtırıyor muymuş? Konya Belediyesi açtırıyor muymuş? AK Parti'nin yıllardır yönettiği ve hani bize diyorlar ya efendim çantada keklik. Biz kimseyi çantada keklik sanmıyoruz. Çantada keklik sansak İzmir'in sesini duyup büyük bir değişim ve dönüşüm hamlesini başlatmayız. Böyle olacak kardeşim deriz. Ama onlar böyle olacak diyorlar. O yüzden partilerinden birçok kişi ayrılıyor. Başka partilerden aday oluyorlar. Yeniden refahla kapışıyorlar. Biz centilmen insanlarız. Biz son derece saygılı insanlarız. Bizim de ittifak ortaklarımız bıraktı gitti. Ne dedik? Canınız sağ olsun. Onlarınki gidince hem de hocalarının oğludur. Necmettin Hoca'nın, Erbakan Hoca'nın oğludur. İp cambazı dedi. Zübük dedi. Şantajcı dedi. Böyle mi siyaset? Kim dayatıyormuş şimdi? Kendisinden olmayı dayatıyor. Ayrılana hakaret ediyor. Bizi bırakıyorlar. Canları sağ olsun. Gelen olur. Canı sağ olsun. O yüzden İzmir Cumhuriyet Halk Partisi'nin özgürlüğüne alışıktır. İzmir'de bütün AK Partili ve MHP'liler şahidimizdir. İzmir'de biz kimseye kendi yaşam biçimimizi dayatmadık. Ama siz yönettiğiniz illerde benim size bulduğum şahidin onda bir şahidi, yüzde bir, binde bir şahidini bana bulabilir misiniz? AK Partili belediyeler bize bir yaşam biçimini dayatmıyor diye. Kim kimi kandırıyor? Yani vatandaşı enayi yerine koyarak yapılabilecek kötü siyasete bir numaralı örnektir. Ne diyoruz? Emekli maaşı yetmiyor. En düşük emekli maaşı Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde 1,5 asgari ücretti. Hiç karışmasalar, görüşmeseler
İzmirli en düşük emekli maaşı olarak 26 bin lira alıyor olacaktı. 1,5 asgari ücret. Berbat ettiler, 10 bin liraya düşürdüler. 8 çeyrek altın alan en düşük emekli maaşı şu an 2,5 çeyrek altın alıyor. Altın hesabı şaşmaz. Bunu iyileştirelim. Hiç olmazsa asgari ücrete getirelim. 7 bin lira seyyanen zam verelim dedik. Para yok, para yok, para yok dediler. Sonra biz emekli kart dedik. Emekli kart çıkaracağız dediler. Şimdi emekli kart da yalan oldu. Bankalara yazı yazmışlar. Promosyon verin. Bunu da 1 Nisan'dan önce verin. Promosyon şudur. Emekli hangi bankayı tercih ediyorsa o verir. 8 ila 12 bin lira diyor ya. Yapı Kredi Bankası 15 bin lira veriyormuş zaten hala hazırda. Emekli oldunuz. Yarın gidin 15 bin lira alıyorsunuz zaten. Kimin parasını kime veriyorsunuz? Zaten emeklilere verilen ve verilecek olan bir parayı 1 Nisan'dan öne çekerek 2 yıllık anlaşma, 3 yıllık anlaşma yapıldıysa onu 5 yıla uzatarak emeklinin yaptığı anlaşmayı emekliye, emeklinin hakkını emekliye jest diye sunan, yine bile burada emekliyi hafife alan, kandırmaya çalışan bir anlayış var. Emekli onların aklını istemiyor. Kendi hakkını istiyor. Emeklinin hakkı, aklı hangi bankadan kaç para promosyon alacağını bilir. Hakkı en az bir asgari ücrettir. Doğrusu 1,5 asgari ücrettir. Bugün her emeklinin cebinden 5,5 çeyrek altın Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimi boyunca alınmıştır. Her ay 5,5 çeyrek altın kaybediyor emekli. Sayın Genel Başkan, son soru. İzmir herhalde son 5 yılda göremediği kadar kabine üyesini son 2 hafta İzmir'de görüyor. Gelen Sayın Bakan'la tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne eleştirerek Cumhuriyet hakkında oy istiyor. Bir bunu sizler değerlendiriyorsunuz. Bir de buna olarak son sormak istiyorum. Baktığımız zaman kabine üyelerinin aslında sert bir açıklamaları oluyor İzmir'de. Bunların siyasi geldiğini düşünüyor musunuz? Şimdi birincisi şunu söyleyeyim. Yani İzmir'e hiç gelmediği kadar bakan gelmesi iyi bir şeydir. Çünkü siyaset rekabet işidir. Bir şehre iktidar partisi bu kadar çok ilgi gösteriyorsa orada kendileri için olumlu bir taraf var. Şehirler böyle ilgileri sever. Olumsuz şey Hamza Dağ konusu. Yani Hamza Dağ demek ki bu işe yetmiyor, yetişemiyor. Bütün bakanlar geliyor, hepsi birden uğraşıyor. Bakın bizim adaylarımız burada. Biz normal genel başkan ziyareti çerçevesinde ziyaretimizi yapmamız gereken mitingleri yapıyoruz. Şehirden ayrılıyoruz. Buraya başlarına ne genel başkan yardımcıları bırakıyoruz, ne şehir dışından milletvekilleri getiriyoruz. Ama herhalde Hamza Dağ'ın bahsettiği panik butonunu Hamza Dağ biraz fazla basmış, takılı kalmış. Ankara'da ışık kırmızı yandıkça buraya koşturuyorlar yardım. Teşekkürler arkadaşlar. CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'de sevgili izleyenler. İlerleyen dakikalarda da Alsancak'ta tarihi hava gazı fabrikasında